Evet efendim, tarih keyfine hoş geldiniz. Bu akşam Türkiye tarihi için, Türklerin tarihi için çok önemli bir mevzuyu, nereden baksanız son 200 yıldır asla değişmeyen bir kavramı, reform kavramını, yani çağdaşlaşmayı, yani modernleşmeyi, bürokrasi ve siyaset kavramları çerçevesinde konuşacağız. İki çok kıymetli konuk bu akşam bizlerle, Profesör Doktor İlber Ortaylı. Kıymetli hocam burada bizimle. Hocam hoş geldiniz. Sağ ol, Ve eski meclis başkanlarımızdan, eski başbakan yardımcılarımızdan, eski dışişleri bakanlarımızdan ama en çok bir DPT'li, aynı zamanda hem İlber hocanın hem benim mülkiyeden abimiz. Kıymetli Hikmet Çetin bu akşam bizlerle beraber. Üç tane mülkiyeli bir arada. Üç mülkiyeli bir aradayız. Yine bir aradayız, üç mülkiyeli. Hoş geldiniz efendim, şeref verdiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sayın Başkanım, ben sizinle başlamak istiyorum. Takribi 3 sene evvel bir doktora öğrenci tezini bitirdi. Hariciye Nezareti'nin kuruluşu. Hep bizde çok tekrarlanan bir şey. 19. asır Osmanlı reformlarında Hariciye Nezareti'nin o özgül koşullarını kendi içinde anlattı. Erhan Ezici, ellerine sağlık, güzel bir tez yazdı. Şimdi meslektaşımız. Geçen yılda bir master öğrencimiz DPT ile Hariciye Nezareti'ni karşılaştırdı ve elit fidanlığı kavramı çerçevesinde 19. asrı var eden reformcular Hariciye'den, 20. asrımızı var eden reformcular da DPT'den geldiler. Bu çerçevede bir karşılaştırmayla Batı'yı tanıyan ama buraya hizmet eden, yer yer kavga eden ama eninde sonunda hep demokrasiye çok bağlı bir Türk aydın kesimini tarif etti. O da Sevim Musaoğlu, ellerine sağlık onun da. Ve DPT ve Hariciye deyince siz bir DPT'li bürokrat olarak ama daha sonra da bir siyasi olarak Dışişleri Bakanı'ydınız. Sizden de daha iyi herhalde hem İlber Hoca hem ben daha doğru bir konuk bulamazdık. O yüzden hoş geldiniz diyorum ve sizin için DPT neydi diye başlamak şimdi, isterim. Şimdi DPT 27 Mayıslar kurdular. Hı hı. 91 sayılı yasayla 1960'ın Eylül sonlarında kuruldu. O nedenle de biz 60 mezun olduğumuz için açılan sınavda bizim 5-6 arkadaşımız birden girebildik. Bir kere çok ciddi bir kurumdu. Yani diş işlerine benzer sınav sistemi vardı. Yabancı dilden 70 puan almak gerekiyordu. Ondan sonra da ekonomi ve siyaset diğer konular. Aslında ülke sevgisi olan vatansever bir gruptu planlama. Aslında başında zaten daire başkanları da bir tanesi Necat Erder, o da mülkiyeli. Hmm. Atilla Karaosmanoğlu, o da mülkiyeli. Daha sonra müsteşarımız olan Osman Torun, o da mülkiyeli. Necat Bey vardı, Allah rahmet eylesin. O çok değerli bir hocaydı. İntihar etti. Necat Bey. Yani Necat Bey de intihar etti. Bir kere çok büyük hizmetleri oldu. Yani bizim başladığımız zamanlarda Türkiye'nin milli geliri, nüfusu böyle rakamın son bütün rakamlarıyla bilinmiyordu aşağı yukarı. Her ekonomi konusundaki rakamlar hiç tamamen dağınık ve bir şekilde darmadağın bir şekildeydi. Onlar hepsi düzenlendi. Kurumlar bir disiplin altına girdi. Şimdi aslında ekonomi bilimi zaten eğer her şey çok yeterli olsaydı, bol olsaydı ekonomi bilimi olmazdı. Ve birçok yeni kurumların, sanayilerin kurulmasına da ön ayak oldu. Örneğin petrokimya Türkiye'de bilinmiyordu bile. Yarımçadaki petrokimya planlama zamanında kuruldu. Seydişehir Alüminyum planlama zamanında kuruldu. İskenderun Demir Çelik planlama zamanında kuruldu ve planlandı. Ve birinci 5 yıllık kalkınma planı ilk defa Türkiye'de bir uzun dönemli hedefler koyan, 15 yıllık hedefler koyan ve onları 5'er yıllık şeyler, dilimler halinde ortaya koyan ilk 5 yıllık plan çıktı. Planın ve 5 yıllık plan dışında yıllık programlar çıkıyordu. Yıllık programlar bir şekilde o yılda planın uygulaması anlamına geliyordu.
Öyle ki yani bizim ilk grup maalesef birinci beş yıllık planda vergi tartışmaları ortaya çıkınca istifa ettiler. Sayın Başkan, onu biraz açalım mı? Bu toprak vergisi konusu değil toprak mi? Toprak vergisiydi. Yani aslında planlama bir toprak vergisi öngörüyordu. O toprak vergisinin de büyük tartışmalar çıktı. Tartışmalar çıkınca da siyasi olarak bunu yapamayız dendi o zamanlar. O yüzden de ilk plancılar istifa ettiler. Osman Nuri Torun başta olmak üzere Atilla Karahutbağlı, Nejat Ölçen, Nejat Erder ve bir de Çilingiroğlu vardı. Elektrik mühendisiydi. Ayhan Çilingiroğlu sayesinde de şimdi planlamanın kanunda şöyle bir madde vardı. Okul, yedek subayların okul bitiminden sonraki askerliklerini planlamada yapabiliyorlardı. Ha, öyle bir şey oldu. Demirel'e de yaradı. Bunun üzerine Özal geldi. Özal geldi ilk önce. Özal, Nejat Elçen, ondan sonra Saim Evizi gibi 3-4 tane mühendis geldi. 3 ay sonra da Demirel geldi. Yani böyle arka arkaya o insanlar hepsi planlamadan geçtiler. Tabii Özal çok rahattı. Yani herkese rahat konuşan, herkese dışarı çıkabilen, yemeklere gidebilen, biz hadi gidelim yemek yiyelim falan diye. Demirel kimseyle konuşmuyordu. Öyle mi? O şaşırtıcı mesela. Yani öyleydi. Gelip böyle duvarın dibinden kendi odasına gidip kapasite boşluğu konusunda veya kapasitenin tam kapasiteyle çalışma konusunda bir çalışma yapıyordu. O arada bir anekdot söyleyeyim. Biz yemeklere giderken de Süleyman abi diyordu. Bir ara çok şey yapınca da konuşunca da biz dedik ki kimseyle konuşmuyor dedim. Ya niye bu kadar Süleyman abi diyorsun? Bak çocukla bir şey söyleyeyim. Çok önemli bir adam olacak o dedi. Hiç bunu unutmadım. Yani çok önemli bir adam olacak. Bu 1960 yılından bahsediyor. Evet 60, evet. Bu yıl 60 yılı, 61 yılı. Çok uzak değil ama. Tabii. Yani hiç onu hep Süleyman Bey belirli yerlere gelince hep Turgut Bey'in o lafı aklıma geldi. Yani şimdi planlamayı kapattılar. Zaten sonradan planlama o etkinliğini kaybetti. Yani sınavsız almaya başladılar. Rastgele almaya başladılar. Özellikle Turgut Bey zamanında o müsteşar olunca işte Takunyalılar diye bir şey duruldu. Yani hakikaten şeylerde tuvaletlerin şeklini değiştirdiler. Takunyalılar koydular oraya. Böyle bir dönem yaşandı. Ve giderek o özelliğini kaybetti. Yani o kapasitesini ve kalitesini kaybetti. Benim orada 17 yılım geçti. 17 yılı İktisadi Planlama Daire Başkanı olarak geçirdim. O zaman tabii 3 daire vardı. İktisadi Planlama Daire Başkanı, Sosyal Planlama Daire Başkanı, bir de Koordinasyon Dairesi vardı. Sonradan çok değişti ve ortadan kalktı. Yani yok öyle bir plan kalmadı. Bu Yüksek Planlama Kurulu'nun altında aslında 3 tane şöyleydi. Artı müsteşar. O 3 daire başkanı ve müsteşar Yüksek Planlama Kurulu'na üyeydi. Üye. Başbakan veya yardımcısının başkanlığında 3'te bakan oluyordu. 8 kişi. Yani aşağı yukarı 8 kişi. 4'e 4 bir durum vardı. Onlar tabii çok önemli şeyler var. Yani önemli ayrıntılar var. Yani ona pek girmek istemiyorum. Bir ara öyle bir şey ki yani hep maliyeciler gibi oldu. Mesut Erez Maliye Bakanı olarak geliyordu. Ondan sonra bizim Memduh Aytür, bizim müsteşarımız, o da maliyeci. Arkasından böyle hep maliye grubu oldu. Biz de takılıyorduk, maliyeciler arasında kaldık diye. Bedri Gürsoy bir arada hocamız diye oldu. Hocamız da şöyle bir şeyim oldu, bir şeyimiz oldu. Şimdi maliyeyle çatışıyoruz. Bedri Hoca da hocamız.
çıkma diyen bize kızıyordu. Yani hocalık yapıyordu. Ben de bir gün dedim ki hocam dedim. Yani bizimle niye iftihar etmiyorsunuz? Yani bu noktaya geldik. Sizinle bunları tartışabiliyoruz dedim. Böyle şey vardı. Yani bizi öğrenci gibi görüyordu. Bizim planlamanın şeydi, maliyenin yaptıkları rakamlar doğrudur. Onlar tartışılmaz falan gibi konular oluyor. Yani planlama teşkilatı çok büyük görev gördü. Eğer devam edebilseydi, bugün Türkiye'de özellikle bu beton harcanan para yapılamaz. Çünkü biz şuna inanıyorduk. Türkiye'nin kalkınması sanayileşme olmadan olmaz. Türkiye 85 milyonluk bir ülke. Evet. Üç önemli konu var. Onlar sanayi olmadan çözülemez. Bir, sanayi olmadan işsizliği çözemezsiniz. Şimdi mesela bizim başladığımız zaman Türkiye nüfusu %80 tarım, %20 sanayiydi. Bugün şimdi şeye döndü. Biz hatta şunu söylüyorduk. Eğer Türkiye tarımdaki nüfusunu köyde tutabilirse büyük başarı olur. Sanayileşme bir oradan dolayı olmaz başka türlü. İki, ihracatınızı artıramazsınız çok fazla. Çünkü tarım ne yaparsanız yapın ortalama %4'ten fazla olmaz. O da ortalama şöyle değişik şekilde. Diğeri, işsizliği çözemezsiniz. İhracatı arttıramazsınız istediğiniz kadar. Ve teknolojiyi geliştiremezsiniz. Ben mesela bizim planlamaya başladığımız zaman Güney Kore savaştan çıkmış, ikiye bölünmüş. Hiç hesaba bile katmıyorduk. Bugün geriye dönüp baktığımız zaman Kore'nin ihracatı içinde sanayileşmenin, teknoloji ürünlerinin payı %33,5. Allah Allah. Türkiye'nin %3-3,5. Yani aradaki makası görmek mümkün. Yani Türkiye aslında öyle bir noktaya geldi ki $1 ihracat yapabilmek için 70 sent ithalat yapmanız gerekiyor. Verimsiz yani. Yani planlamanın kapatılması çok yazık oldu. Peki sebep ne Sayın Başkanım? Yani bir genel iddia mesela. Işte. Efendim siyasetçilerin hoşuna gitmez. Bu 4-4 dengesi yani 4 siyasetçi 4 evet, oylama dengesi falan yapılmıyordu ama siyasetçilerin şöyle hoşuna gitmez. Bir kere iktisadi devlet teşekküllerini biz çok savunuyorduk. İktisadi devlet teşekküllerinin zararı hep şeyden çıkıyordu. Yani işsizlik sorununu o kanalla çözmeye çalışılıyordu. Hı hı. Örnek İskenderun Demir Çelik 8 bin kişiye göre yapılmış o kapasite 16 bin kişi çalışıyor. Sonra da dönüp iktisadi ve teşekkürleri zarar ediyor diye ortaya çıkıyoruz. Yani siz 8 bin kişi yerine 16 bin kişi alırsanız tabii ki zarar eder. İktisadi ve teşekkürleri bir okuldu aslında. Yani ve kalkınmayı, ekonomiyi ve sanayileşmeyi o kanalla yürütülüyordu. Yani kapatılması yazık oldu. Şeyler yani kaynaklar çok yanlış bir biçimde betona gitti. Tabii ki altyapı gerekli ama bugün altyapı Türkiye'deki normal şeyin önünde. Yani ekonominin sanayileşmenin falan önünde. Tekrar tekrar altını çizmek istiyorum. Yani planlamanın kalitesi giderek bozuldu. O sınavlar kalktı ortadan. Rastgele insanlar hatır için almaya başlandı. Ve giderek planlama artık geçersiz hale getirdiler ve planlamayı kapattılar. Kıymetli Başkanım, İlbe Hocam size de şeyi sorayım. Şimdi planlama bir okul dedi Sayın Başkan. Evet. Tabii bu plancılar daha sonra büyük siyasetçiler Türkiye'de. Başta Hikmet Bey kendisi olmak üzere. Hı hı. Bu plancılar, büyük bürokratlar ama bir de bunların aydın tarafı var. Yani planlama biraz da aslında bir okuldu. Efendim her şeyi ben planlamadan öğrendim. Değil mi? Tabii ya. Yani devleti oradan öğrendim. Devletin yapısını oradan öğrendim. Çünkü kamunun bütün ekonomik yatırımları bizim daireden geçiyordu.
İnsanları tanıyorsunuz, devletin işleyişini tanıyorsunuz, nasıl işliyor görüyorsunuz. O bakımdan ben orayı kendime göre bir mektep diye bir mektep diye kabul ediyorum. Yani bürokrasiyi, insanları, ekonomiyi, yatırımları, tüketimi vesaire hepsini planlamadan öğrendik biz. Peki hocam bu aydınlar kim? DPT aydınlar deyince? Aydınlar dediğin o zaman 1961 yılında artık Ankara İstanbul Üniversiteleri, İTÜ Teknik Üniversite ve ODTÜ kurulmuştu. Tam takım işliyordu, dört etti. Hacettepe yoktu henüz fakat şeyse nüvesi çıkıyordu. Tabii Yıldız Teknik bir şekilde atılıma geçmişti. Uzakta da Erzurum Üniversitesi vardı ve şey vardı, Trabzon. Karadeniz Teknik. Bak Ege vardı tabii. Ege'nin ziraatı falan kuvvetliydi. Bunlar yani değişikti strüktür artık. Bir rekabet ortamı söz konusuydu. Açılan imtihanlardan umumiyetle bu mektepleri ilk saydıklarımı bitirenler giriyor oraya. Yani iyi okullar giriyor. Maaşlar iyiydi. Yani üniversite asistanından daha iyi bir parayla başlıyorlardı. O çok mühimdi. Lisan bilgisi aranıyordu. ODTÜ falan biliyor zaten. O zamanki ortada onun lisan öğretme kapasitesi daha iyiydi talebeleri. Ve bu böyle gidiyordu. Yani lisan çok önemliydi. Şimdi bunların ikinci görünümü çok önemli. Biz 60'larda biliyoruz. Devlet dairelerindeki sıkı hiyerarşi yoktu burada. Yani koridorda görüşürler, konuşurlar. Herkes herkesi tanır. Birbirinden haberdardır millet. Her müessese gibi gruplaşmalar, dedikodular olur. Fakat bunlar mühim değil. Bir genişlik vardı. Yani Türkiye'de böyle mühendisle, mülkiyeli, işte hukukçuyla, ODTÜ'nün bilmem idari ilimcisi falan, idari ilmin bitiren adamın bir arada toplanıp çalışması pek tarihte görülmüş bir şey değildi. Burada mümkün oldu o. Ve bunlardan önemli insanlar çıktı. Mesela eczacılık ve madencilik yapan Füsun Koroğlu. Onun yanında işte ne bileyim mülkiyenin mali şubesinden çıkan biri. Mühendisler çok önemli. Ve bürokraside eskiden mühim görevlerde bulunanlar, şimdi mesela Sayın Başkanımız Demirel'den bahsetti. Demirel dediğin su müdürü, tabii. DP'nin barajlar kralı. Tabii bir yani şeyi var, devlet bürokrasisi çok yüksek yerlerinde gezmiş yani. Barajlar 1950'lerde önemli yatırım. İdeal bir de bu işleri bilen mühendis bu. Ve orada o da uzman diye geliyor. Çok enteresan bir şey. O konuşmama falan galiba biraz siyasi geçmişle de ilgili olabilir. Yani şeydi, ben sonradan kendisiyle konuştum. Şimdi askerliğini yapmadan 27 yaşında Menderes bunu keşfetmiş ve Devlet Su İşleri Genel Müdürü yapmış. Genel Müdürü yaptı. Yani Türkiye'nin önemli. En önemli kurumudur Devlet Su İşleri. Baraj yapıyor yani. Bütün barajları onlar yapıyor. Ve askerliği geç yaptığı için zannediyorum biraz böyle takılmışlar ona. Yani işte şey olarak askerliğini geç yaptı. Geç yapmış. Şey olarak işte ODTÜ'de ders verdi ve tabii, şey yaptı. Şimdi hocayı doğrulayan bir şey. Mesela benim İktisadi Planlama Dairesi'nde aşağı yukarı 25-30 tane mühendis vardı. En iyileri Teknik Üniversite ve ODTÜ'ydü. Yani İstanbul Teknik Üniversitesi yani Türk bugün de öyle, o zaman da öyleydi. Çok önemliydi. Yetiştiği yer. O insanların büyük, o dönemin bütün şeyleri İTÜ'den çıkmadır. Yani Erbakan, Demirel, Turgut Özal gibi daha birçok mühendis şeyden. Bizim planlamada da şöyle bir şey de vardı. Yurt dışına gönderiyordu.
Yani mutlaka uzman yardım, ben uzman yardımcısı olarak girdim. Sonra uzman oldum. Mesela ben Amerika'ya master'a gönderdiler beni. Birçok arkadaşlarımızı Amerika'ya, İngiltere'ye, yani bütün o ilk girenlerin hepsi bir yurt dışı 1-2 yıllık deneyimleri oldu. Hollanda'da oldu değil mi? Hollanda'da. Belçika'ya giden oldu. Ben zaman. Sonradan, daha önceden hatta. Tim Bergen bizim danışmanımızdı. Hı hı. Ben 6 ay Hollanda Planlama Dairesi'nde training için gittim. Yani işbaşı eğitim için ben 6 ay Hollanda'da kaldım. Evet yani hiç az şey. Zaman değil yani 6 ay Hollanda'da. Tabii canım şeyler yani insanlar birbirini tanıyor. Normal olarak 940'larda 50'lerde karşılaşamayacak sınıfların üyeleri orada iş arkadaşı oluyor. Yeni dostluklar kuruluyor. O da ilginç bir şey herhalde böyle Türk modernleşmesi. Tabi mesela 60 olmuş, devrim olmuştu 60 devrimi. Ne bileyim ben Mehmet Bey vardır şey, söyleyin Bahadır Der'in oğlu, Mehmet Dülger. Dülger'in oğlu, o orada eşiyle, eşini orada tanıdı zaten. İşte bilmem öbürküler de orada. Ne bileyim ben Mülkiye Mektebi'nin sol tandanslı hocaları da orada. İşte ben bizim sınıfımızdan Yalçın Küçük. Hepsi oradaydılar. Beraberdik. Bunlardan hatta bazıları daire reisi falan olmuş. Sonradan bunlar şey yapamadı. Bunları almaya kalktılar yani gene ama üniversiteye ama asistan olarak alacak gitmedi mesela. Ama ilk istifada gitti aslında. Şimdi o kadar önem vermişti ki Milli Birlik meclise yerimiz meclisteydi. 5 yıl mecliste kaldık. Garip bir şeydir benim uzman olarak çalıştığım yere meclis başkanı olarak geri döndüm. Aynı odaya. O çok ilginç olmuş ama. Şey değil mi bu Muzaffer Özdağ demiş galiba. Partiler üstü bir güce sahip olması gerekir. Devlet planlama teşkilatının. Yani onlar şöyle bir şey de oldu. Türkeş de buna çok önem verdi. Benim 12 Mart dönemiydi galiba. Bir ekonomi konusunda bir briefing istediler. Çankaya'da Cumhurbaşkanı olduğu yerde. Başbakan yardımcısıydı Türkeş'te. Benim sunuşu ben yapıyordum. Türkiye ekonomisi anlattım. Ara verildi. Dedi ki planlamayı kurmakla ne kadar isabetli iş yaptığımızı şimdi daha iyi gördüm dedi. Evet. Şey işte bir kere literatüre bak. Türkiye maliyesinin, iktisadiyatının, içtimai yapısının istatistiklerle, analizlerle incelenmesi ve bilinmesi mümkün değildi. Yani değildi. O işi planlama teşkilatı yaptı. Yani planlamanın neşriyatını 5 yıllık planları falan gidip alırsın. Herkes de alır ha. Kim gitse alır. Tabii. Böyle yani açık. Gizli belge değil, hizmete özel falan değil, hizmet size de özel yani alıyor. Bir de şey vardı, bizim sektör çalışmaları vardı. Yani bütün herkesin katıldığı, özel sektörün, uzmanların katıldığı her alanın sektör çalışması vardı. Onlar çok önemli kaynaktı. Yani enerji de vardı, tarım da vardı. Sanayide vardı. Şey istiyorsan gidiyorsun vardı. Alıyorsun oradan. İlk kez data oluşuyor. Evet işte memlekette rapor yazmak bürokraside, efendim üniversitede doktora yapmak falan. Master pek yoktu o zaman. Anlam kazanmaya başladı. Yani done buluyorlar. İlk çok kez, önemli. Bu böyle bir şey çıkmaz. Gideceksin de istatistik enstitüsünden bilmem neleri çıkartacaksın da çalışacak. Öyle bir şey yok. Çeşitli görüşler var. Sonra tabii o zaman orada belliydi bu yani bu devletçi mevletçi özel sektör diyorum. Hakikaten
farklı dünya görüşleri ve iktisadi yorumlar orada odak halindeydi. Bu onu görülüyor. Çok merak ediyorum aslında. Rakam disiplini getirdi hocanın dediği gibi. Rakam disiplini geldi. Yani, palavra geçti yani. Ve gerçek disiplin geldi. Milli gelirden nüfusa kadar, onların ayrıntılarına bilmez kadar hepsi planlama sayesinde ortaya çıktı. Peki bu bir rahatsızlık da verdi mi aslında siyaseten? Çünkü belli şeylere engeller yani, bu yani. Yani ben çok da verdim. Önce bir pilav plan diye birkaç tane Bir şey söyledi. O da bir vali söyledi aslında. Onun Demir'e mal ediyor ama Demir'e söylemedi onu. Bir vali dedi ki bize plan değil pilav lazım dedi. Yani aslında bize diyordu ki pilavı yapıyor. Evet. Pilavı da o yapıyor. Yani şey rahatsız olmadı. Peki şey sorayım da Sayın Başkanım. Geçen hatta rahmetle de andık ortak dostumuz Şarık Tara mesela. O da bir İtülü'ydü. Özel sektör, daha sonra işte müteahhitlik vesaire. 1960'lı yıllarda daha bu özel sektör temsilcileriyle DPT'nin ilişkisi nasıl? Gayet tabii. Çok iyiydi işte o sektör programlarında planlama. Bir de bizim teşvik şeyi vardı. Kalkınmada öncelikli iller diye. Yani şimdi örnek ben bir ara o zaman daire başkanıyım. İstanbul Sanayi Odası ile Maliye Bakanı rahmetli Deniz Baykal'dı. Toplantıya gittik beraber İstanbul Sanayi Odası'na. Bir tanesi dedi ki bir sanayici devlet dedi kibrit yapar mı dedi. Ben dedim ki ben buna cevap vereyim. Devlet kibrit yapmaz. Ama devlet Nusaybin'de kibrit yapar. Orada kavak var. Gitmiyorsunuz siz oraya. Yani yanlış böyle bir takım yanlışlar da vardı. İşte onun slogan haline getiriyor. Devlet kibrit yapar mı? Devlet kibrit yapmaz. Ama devlet kibrit yapar. Nusaybin'de yaparsanız devlet kibrit. Biz yaygınlaştırdık aslında. Mesela birçok yerlerde şeyden yani entegre şey tesisleri yapıldı. Et tesisleri yapıldı. Yani şeyden alarak en baştan alarak sonuna kadar çıkan. Birçok kombinalar yapıldı. Yani zaman olsa bunları ben bir gün yazmak da istiyorum. Planlama nelere sağlayabildi. Üniversite hocalarından yararlanıyorduk. Mesela ikinci planı hazırlarken İstanbul'dan Sevim Hanım, Ömer, İdris. Tabii sonra şey en mühim İktisat Fakültesi'nin 4 adet hocası vardı. Bunlar 50'lerin sonunda geldiler oraya. Sencer Divitçioğlu, Fransız eğitimlidir. İdris Küçükömer, Gülten Hanım. Bir de Sevim Hanım vardı. Sevim Hanım vardı. Maliyeciydi. Maliyeciydi bir insandı. Hakikaten yani entelektüel olarak. Tabii onunla ilgili bir şey. Ve şeyi de bilirsin Haydar Kazgan yani evet. Gülten Hanım'ın kocası. O da ya adam iktisat ve maliye tarihi falan yapıyor. Yani böyle şeyini de değiştirdiler üniversitede de. Mesela iktisat fakültesinde iktisat tarihi yapılıyor ama böylesi yapılmaz. Biraz önce yani Sayın Başkan bahsetti ya hocam Timbergen'den. O mesela şimdi, o şey diye tanımlamış. Bilimsel topluluktur birinci bu. Birinci planda İsmet Paşa başbakandı. Aha. Sevim Hanım deyince aklıma geldi. Dedi ki şimdi yatırım... Sevim Hanım şey değil, sağ değil artık. Maliyeciydi. Biliyorum maliye profesörüdür. Evet. Dedi ki ben yatırımdan şu kadar çimento, şu kadar demir, şunları anlıyorum dedi. Siz burada paradan konuşuyorsunuz dedi. İsmet Paşa söyledi. Bunlar arasında bir ilişki var ama dedi ben onu bilmiyorum dedi. Osman Nuri Torun dedi ki efendim eğer emrederseniz dedi Sevim Hanım sizin uygun göreceğimiz zaman da size gelsin bunun var bir ilişki ama ben bilmiyorum dedi. Ve Sevim Hanım bir hafta her gün öğleyin İsmet Paşa'ya gidip fiziki yatırımla parasal yatırım arasındaki bağı anlatıyordu. Evet çok iyiydi o. Çok, yani zaten böyle şey kültüre falan meraklı biri. Nereden biliyorum mesela? Validenin arkadaşı vardı. Kadın İngiliz edebiyatçısı.
İstanbul Üniversitesi'nde bitirmiş. Fakat Rusya'da da eğitim görmüş falan. Amerikan kütüphanesinde grupları vardı ya, 50'lerde 60'larda insanlar ne İstanbul'u gezer ne Türkiye'yi. Bunlar gezerler, bakarlar. Yani şeyle değil, mavi yolcularla değil. Ayrıca böyle birbirlerini tanırlar. Mesela ben öyle tanıdım onu. Bu değişik gruplardı bunlar. Şeyleri farklıydı. Yani mesela Vehbi Koç holdingleşiyor. Gidip holding ne, holdingi nedir bunları anlatmak ihtiyacını hissediyor. Çağırıyor, anlatıyor. Yani böyle yeni kurulan şirketler buna girecek. Divan girmeyecek. Divan benimki diyor. Holding'e girmiyor diyor. Hatta müdürleri haşlamış o arada. Anladınız mı? Sizle ilgisi yok. Yediğinizin parasını ödeyin. Bu böyle bir yapılanma var. Ben planlamanın yaptıklarının ve neşriyatının benim zamanım 60'ların sonu diyeyim, talebelik. Ve doktorantlar için falan büyük bir ufuk açtığını. Çünkü yani hesapsız, kitapsız, vesikasız anlayamazsın memleketi. Öyle dedikoduyla gitmez bu iş. Doğru. Çok enteresan yapısı olan bir kuruluştu. Yani Cumhuriyet'i ilk kez aslında bir şekilde... Bizim şimdi bir de Cumhuriyet'te plana çok yabancı değildi. Değil mi? Şimdi yapılmış var 1933'te Sovyetlerin teknolojisiyle ve malla ödenerek ilk sanayileşme planı yapılıyor. İşte Sümerbank, Etibank falan hep o zaman kuruluyor aslında bunlar. Kurumlar kuruluyor. Ve bütün hedeflere büyük bir başarıyla uğraşılıyor. İkincisine hazırlık yaparken İkinci Dünya Savaşı çıktı. Yani İkinci Dünya Savaşı çıkmasaydı o sanayileşme hamlesi devam ederdi. Bir sanayileşme hamlesi daha var. O da 1960'larda Demirel zamanında oldu. Yine Sovyetlerin teknolojisiyle. İskenderun falan onlar. Aliağa rafinerisi falan bunlar hepsi. Ve hep bunlar malla ödeniyordu. Biz lise hazırlıyorduk Sovyetlere. Onlar seçiyorlardı. İşte zeytini, fındığı, üzümü... Ve onlar öyle ödeniyordu. Tabii yani şey takas ekonomisi. Takas ekonomisi. Peki Sayın Başkanım, ben şunu da bir sormak istiyorum illaki. Bir de şu süper bakanlık benzetmesi var ya DPT için. Tüm bakanlıkların üstünde dolayısıyla siyasete ket vuran, dolayısıyla hani demokratik olmayan bir yapı olduğu iddia edildi çok uzun süre Türkiye'de biliyorsunuz. Ben çok gerçekçi bulmuyorum bunu ama sizden bir değerlendirmesini isterim onun. Yani siyasetle DPT'nin ilişkisi neydi? Siyasetle aslında benim olduğum dönemlerde yani 77'ye kadar, 60'tan 77, 80'e kadar çok iyiydi aslında. Yani birçok şeylerin hoşuna gitmiyordu siyasilerin. Bir örnek vereyim. 12 Mart döneminde şey vardı. Turizm Tanıtma Bakanlığı vardı. Allah rahmet eylesin. Bir de bizim Dışişleri'nden bir müsteşar almıştı kendi yanına. Onlar şimdi para bize verirsin biz istediğimiz gibi harcayalım dendi. Biz planlama olarak da onların programını yapmadık. Ferit Menen Başbakan şikayet etti. Dedi ki planlama bizim programımızı yapmıyor dedi. Ben de dedim ki efendim yani Sayın Başbakanım dedim. Yani bunlar planlama sistem getirdi, düzen getirdi, maliye de düzen getirdi. Bunlar bize parayı verin biz istediğimiz gibi harcayalım. Böyle bir sistem yok. Burada da proje yok, bir şey yok. Ben söz veriyorum, hangi projeyi gönderirlerse yıl içinde biz bunlara para tahsis ederiz. Ama öyle havuza ver falan olmadı. Erol Bey'di şeyi, Karadeniz'di. Bunu söyleyince dedi ki,
Efendim dedi, benim dediğim olmuyor dedi, Hikmet Çetin'in dediği oluyor dedi. İsterseniz dedi, onunla yer değiştirin dedi. Ferit Bey dedi ki, o Hikmet Çetin meselesi değil dedi. Planlama öyle gerekiyor dedi. Hepimiz öyle buna uyacağız dedi. Yani başka bir şey. Maliye müfettişi aslında. Evet. Yani evet. Ferit Meyler maliye müfettişi. İşte Fransa'da onun stajını görmüş. O zaman dainler nezareti vardı. Borçlar Bakanlığı, minister. Fransa'da borçları tahsil için oraya maliyeci bir komiser giderdi Türkiye adına. Ve gençler, maliye müfettişleri de giderler, staja giderler o kadro içinde. O tabii bir anlayış getirdi maliyeye. Yani düşünsene 1930'lar dediğim sana. Yani bizim ilk plancıların hepsi yurt dışına gittiler. Yani şöyle söylesek aslında yanlış olmaz herhalde, değil mi? Dünyayı tanıyan, dünyaya açık. Tabii. Dil bilen, para almayı bilen, yani finansman kaynaklarını bulan, ülkeye getiren ve bunun doğru şekilde harcanması için gerekli teknik bilgiye sahip olan bir denetleyici üst kurulu aslında. Yani kaynaklar sınırsız değil ki. Bunun yani bütün mesele plan ve mantığı şu. Kaynaklarım kıt. Öncelik yapmak zorundasınız. Yani herkesin hoşuna gider. Emir vereyim, her şey yapılsın. Bütün mesele o kıt kaynakları en iyi şekilde nasıl kullanacaksınız? Planlama o demek aslında biraz. Evet. Yani öncelik sırasına koyacaksınız. Önce şunu mu yapacağım, yoksa önce bir köprü mü yapacağım? Tabii ki köprü yapmak ister insan ama başka önemli bir şey varken onu yapmak yanlış. Planlama bir anlamda onu yaptı. O disiplini getirdi. Giderek siyasilerin hoşuna gitmemeye başladı zamanla. Gitmeme sebebi de herhalde siyasi gerekçelerle yapılacak olan harcamaların önünü kesmesi. Kendi memleketinin önceliklerini planlamanın önceliği haline getirmek istiyor. O da olmaz. Olmaz diyor. Tabii olmaz diyor. Mesela diyor. Yani planlama olduğu zaman her yere uluslararası havaalanı yapamazsınız. Yoksa Kütahya gibi yaparsınız. 1 milyon verirsiniz, 100.000 kişi gider. Veyahut işte Hatay'daki havaalanı. Tabii. Yani biz şöyle yapıyorduk. Uluslararası havaalanını her yerde yapamazsınız. Hı-hı. Mesela Adıyaman, Gaziantep, onlar için ortaya bir tane havaalanı yapacaksınız. İkisi de beraber gider. Onlar bir nihayet 30 kilometre mesafede. Sayın Başkanım, bir reklam arası vermem lazım ama 2 dakika sizden bir teknik bir cevap alayım istiyorum. Bu öyle bir yanlış artık genel kabul halini aldı ki Türkiye'de. Serbest piyasa ekonomisi ve plan birbirine zıt kavramlar diye bir saçma sapan bir şeye inandı Türkiye çok uzun süre. Ne dersiniz bu konuda? Şimdi şöyle diyeyim bunu. Öyle bir şey yok. Yani özel sektörün planlamanın verdiği hedeflere ulaşmak için yaptıklarına planlama teşvik veriyordu. Yani özel sektöre karşı değil, şuna karşı, özel sektörle devlet ortak olamaz. Hı hı. Ortak olduğun zaman yükü devlete kalıyor. Fakat özel sektörün birçok sanayi kurmasına biz büyük öncelik yaptık çok yerde. Teşvik verildi onlara. Ya açıkça söyleyecek olursak aslında Türkiye'de sermaye birikiminin oluşumunda da devlet planlama teşkilatı önemli çok büyük katkılar olmuştu, sağladı değil tabii. Mi? Çok sağ olun Sayın Başkanım. Kıymetli izleyiciler, bir buçuk dakikalık bir aramız var. Sonra planlama üzerinden devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Bekliyoruz sizleri. Planlama bu kadar yeter herhalde. Evet efendim, tekrar hoş geldiniz. Plandan, DPT'den bahsettik. DPT'nin aslında benzer kuruluşu 19. asırda da Türkiye'nin reformuna yön veren bürokratlar hariciyeden çıkmışlardı.
Bu hariciyeye bir bakmak lazım diye düşünüyorum hocam, İlber hocam. Ne dersiniz? Yani hariciyenin 19. asırdaki Osmanlı reformlarındaki yeri nedir? Nasıl değerlendirmemiz gerekir? Umur hariciye nezareti tabii ki 2. Mahmut devrinin işidir. Umuru dahiliye gibi. Ve bu yüzden de Tanzimat devri, hatta idare tarihçileri nezdinde Abdülmecid Han'la değil Mahmut Han'la başlar. Yani bu çok açıktır. Devlet teşkilatındaki büyük atılımlar. Fakat bilhassa hariciye mensupları, hariciye tarihini yazan büyük elçiler, işte rahmetli İsmail Soysal büyük elçi gibi 1790 küsurlar, yani çok enteresan, Viyana, Paris, Londra hattını, kuruluşunu bir başlangıç diye sayarlar. Üç yerde mukim büyük elçilik. Bu doğrudur. Yani yerleşik büyük elçilik, yerleşik büyük elçilik çok önemli bir olaydır. Fakat tabii Türkiye'de diplomasi sanatı, diplomasi bilgisi, diplomat alışkanlığı bundan başlamaz. Dünyada da başlamaz. Şimdi 15. asra, 14. asra, 12. asra bakarsan her yerde durum değişik. 12. 13. asırda İtalyan devletlerinin bir yerde mukim elçilikleri var. Evet. Yani mesela Roma'ya gidiyorsun, nedir o Piazza Venezia? Kocaman bir bina. Orada elçi o kadar yeri ne yapacak? Yapacak, çünkü tüccarların deposu aynı zamanda. Orada kalıyorlar falan. Çok sonra ondan mesela, o da Hristiyan kral ama İspanya elçiliği teşkil ediliyor. Scaledi, İspanya merdivenlerinin üzerinde, değil mi? Orada teşekkül ediyor. Her yerde bu bir değil. Yani o ayrıdır. İtalyanlar burada bile açıyorlar. Yani bizden evvel İspanyol şeysi bahçe kapıdaymış. Şey, İspanyol diyorum. Venedik. Sonra Fener'e gitti. Hı hı. Onu Dalan'ın belediye reisliği zamandaki o istimlakta yıktılar, o Fener'deki o şeyi maalesef. Ondan sonra bugünkü Palazzo Venezia'ya geçti. Cenova'nın Podestası aynı zamanda koloninin reisidir. İşte bildiğin gibi Voivoda sokaktadır. Yani İtalyanlar önde gidiyor ama bu demektir ki öbürlerinin yok. Genelde dikkat edersen, İşte Burgonya Sarayı'ndaki bilmem Fransa ya efendim Avusturya ilçesi falan derler. Çünkü hakikaten sarayın bir bölümünde oturur. Mesela İspanya ilçesi İngiltere kralının sarayında bir bölümde oturur. Yani oradaki şey de vardır, onun bir apartmanı vardır verilen kendine. Böyle bir tarzdır ama genelde Bizans'tan beri büyük elçiler gider gelirler. Sefer halindedirler. Ve bunlar nasıl anlaşma yapılır, nasıl bir protokol doğar, yavaş yavaş gelişir. Osmanlılar bu diplomatik şeyi, lisanı, langajı, kutlu biliyorlar. Çünkü o nişancının ofisindeki reisil küttaba ait bir iş. Yani o herif hariciye nazırı değil, o yanlış. Evet. Harici işleri, yazışmaları, payitahttaki sefirlerin muamelatını takip ettiği için o zat reis-i küttab, reis efendi, hariciye nazırı gibi olmuş. Çok önemli bir şey. Ve bunun neticesi görüldü. Mesela biz Karlofça Anlaşması sırasında hiçbir şekilde sefaretimiz falan olmadığı halde bir yerde, umur hariciye nezaretimiz de olmadığı halde Rami Mehmet Efendi, reis efendiydi o. Pekala bütün anlaşmayı, müzakereleri falan yürüttü. Başarıyla sonra şey oldu, bu sadrazam biliyorsunuz. Hı hı. Bu önemli. Halbuki şeyin açısından biz o şeyden sonra gerçek devletler arası diplomatik kuralları kabul etme durumunda kaldık. O kim? Ne zaman tespit edildi? O Avrupa'da bile o kadar erken değil. 1648 Vestfalya'da. Yani 30 yıl hakikaten Avrupa birbirini yedi. Sonunda bu Vestfalya Anlaşması'yla
Hem bir sosyal anda hem de diplomatik misyonların yerleşimi, muafiyetleri, korunmaları, vergi meseleleri falan bir çözüme bağlandı. İkinci statüde tabii 1815 Viyana Kongresi'dir. İkisinde de biz yoktuk. Fakat o kongreleri zaman işte böyle kabul etme durumunda kaldık. Onun için Osmanlı Hariciyesi pek öyle yabana atılacak bir kuruluş değildir. Tarihi oldukça eskiye gider ve kendine göre bir sınıf yaratmıştır. Bunu bilmemiz lazım. Bu sınıfın insanların her zaman da illaki böyle mektepten çıkma adamlar olmadığını bilin. Mesela Mehmet Emin Ali Paşa. Hı hı. İlkokulu Sübyan Mektebi'ni bitiriyor. Babası çok fakir. O zaman adet olduğu üzere kaleme çırak gidiyor 12 yaşında. Yani memurların kalemini yontacak, kağıdını hazırlayacak, kahvesini getirecek falan, böyle ofis boy gibi biraz becerikli. Ve orada yazı çizi öğrenecek. Kabiliyetli çocuk çünkü bakılmış. Bizimki sırf yazı çizi değil, Fransızca da öğreniyor. Mesela Mehmet Emin Ali Paşa, büyük sadrazamımız ve hariciye nazırımız, Fransa'da bulunmamıştır. Hatta Sultan Abdülaziz de bile gitmemiştir. 2 sene Viyana'da bulunmuştur. Hı hı. Oradaki sefarette bu Fransızcasını da orada geliştirmiştir. Elhak doğru yerdir. Çünkü Avusturya diplomatları Fransızcayı o zamanlar Fransızlardan iyi bilirlerdi. Metternich başta olmak üzere. Bu bir yapıdır. Bunlar böyle yetişir. Keçecizade de öyledir. Ama sefaretlerde yetişenler de vardır. Yavaş yavaş yerini almıştır. Biz Cumhuriyeti inkılap ettiğimiz zaman Osmanlı Hariciyesi'nin büyük ölçüde temizlendiğini görüyoruz. Yani bu tensikatta çok büyük bir elemeye uğramışlar. Çünkü Anadolu'ya İstanbul'dan çok adam gelmedi. Sayılıdır Kemali Bey. Yani Kemali Bey, Hikmet Bayur Bey, Hikmet Bayur Bey. Bir iki kişi daha var böyle. Pek de gelmek de istememişler Ankara'ya zaten. Ve bütün bunların dışında Hariciye Nezareti'nin mütareke devrindeki tavrı hakikaten aşırı gönüllü İngilizceliği çok sinirlendirmiştir. Milliyetçileri ve Ankara hükümetini, onun için büyük bir tensikata girilmiştir. Hariciye Nezareti'nde Osmanlı devrinde her azınlık gruptan, her milletten adam vardır. İlk başta Feneryotlar dediğimiz Fenerli Beyler bu işi götürürken, ki bunların hepsinin Helen olması şart değil. Hı hı. Bulgar asıllı, Roman asıllı, İtalyan asıllısı falan, Arnavut Hristiyanı falan da var. Hepsinin belli, seceleri belli. Bunlar temizlenmeye başladıktan sonra kendi aralarında bir tensikat. Nedir o? Yunan isyanı. Hı hı. Ve Helen takımının atılması. Mesela Ahmet Vefik Paşa'nın sülalesinin tercüme odasına hakim olması, Bulgar Yahya Efendi, Bulruknidin Efendi bütün ve Ahmet Vefik Paşa'nın, bunlar aslında işte söylendiği gibi Helen asıllı değillerdir, Bulgarzadeler. Hı hı. Fakat iyi öğrenmişlerdir ve hem Fars dilini hem Fransızcayı hem bilmem neyi. Ahmet Vefik Paşa şimdi milliyetçi bir Osmanlı devlet adamıdır, Türkçüdür, yani o çok açıktır. Onun için o sebep değil. Fakat kadrolarında Ermeni de vardı, Helen de vardı vesaire de vardı. Yahudiler var. Yahudi ya mesela bakan yok ama Yahudi var memur. Hı hı. Yahudi adliye vekaletinde de var. Mesela Süryani adliye vekaletinde de var. Makedonya'da savcı diye çıkıyor karşına. Ve aynı bir Ruveli vilayetinde maliye memuru çıkıyor, yani Yahudiler. Devlet hizmetinde önemliler. Ermenilerden vezir çıktı.
Rumlardan çıktı. Büyükelçi Yahudi yok bizde Osmanlı devrinde. Fakat büyükelçi Rumlar var işte Kalimaki ve Muzdurus Paşa. Muzdurus Paşa önemli. Efendim Yunanlılık yapıyor. Hayır, Yunan milliyetçileri adama kızdıkları için suikast yaptılar. Sol kolu sakat kaldı. Sinan Kunerat'ta okursunuz bunu. Harici hizmeti bir nevi hizmettir. Fakat tabii insanlar hizmet ettikleri bölgeyi temizleniyor. Cumhuriyet'in hariciyesi ise şey bakımdan, aslı bakımdan ve milliyet meselesi bakımından daha şey davranmıştır. Yani daha dar ve herkese almıştır. Ben çok iyi hatırlıyorum, herkes biliyor. Evlilik bile çok sonradan geldi. Galiba Turan Güneş'in bakanlığı zamanında kabul etti. Hangisi? Yabancı hanımla evlilik. Yani evet. Değil mi? O kadar gecikti yani. Evlilik o kadar geç kabul edildi. Yani böyle poliste, genelkurmayda ve hariciyede en kapalı gruplar bunlar. Hocam şeyi bir altını çizeyim istiyorum. 19. asırda ama yani bizim hariciye nazırlarımız ve sadrazamlar devamlı yer değiştiriyor aslında. Evet. Yani hariciye kökenli bir bürokratik yapı var. Çünkü zaten hepsi aynı binada oturuyorlar. Aynı binada oturuyorlar. Küçük Bağbali'de umuru hariciye var, dahiliye var, maliye yanda, defterdarlıkta. Sadrazam da orada. O bina hepsine yetmiş. Peki bürokratik yapılar içerisinde bir eşitler arasında birinci pozisyonu var mıdır? Dışında? Hayır, eşitler arasında birinci öyle anlaşılmıyor. Sadrazam arkadan Şeyhülislam, Efkaf Nazırı. Efkaf Nazırı. Ondan sonra umuru hariciye, dahiliye, maliye Efkaf falan. Efkaf Nazırı'nda tabii para var çünkü. O hayır, Efkaf yani. Nazırı'nın parası belki bir yana şeydir, şer'i bir bakanlıktır yani onun için. Ama önemli bir bakanlıktır. Bugün de yani genel müdürlüğün o derecede bir elinde zenginlik vardır elan yani. Vakıflar çok önemlidir. Doğru. Bu genel çerçevede bir de aklıma şey geldi hocam. Bu Halide Edip'in Ateşten Günlerinde şey diye başlar ya. Hayatım sarı bir yaprak sayfası gibi renksizdi. Ben bir hariciye memuruydum. Orada Halide Edip'in bir aslında saldırganlığı var o İstanbul hariciye takımına kesinlikle. Yani bu İngilizlerle çok yakınlar diye. Çünkü şeye geliyor artık. Yani bunu şey söylüyor. Bir şey i̇şte Monşer de buradan çıktı ya. Ama yani şimdi çok değişti. Tabii. Monşer'den çok o zaten şimdi Cumhuriyet'te değişmiş. Zaten şimdi yani bu bir tenkisat oldu mütarekede zaten. Yani o kadar inanıyor ki bu memurlar her şeyi İngiltere yolundan giderse halledeceklerine. Zaten belki şansları da yok. Fakat bunu bir de abartarak yapıyorlar. Öyle bir huyları vardır hariciye nezaretinin. Umuru hariciyede bizim mesela bir ara öyle NATO'culuk vardı. NATO'ya girersen gir ama NATO'culuk ayrı bir şey. Bunu bir medeniyet ve kültür yolu olarak göstermek de mümkün. Yani olur mu öyle şey? Değil mi? Farklı şeyler mesela AB de öyle. Mesela ben AB'yi de sormak istiyorum Sayın Başkanım. Tabii yani şimdi... İşleri Bakanlığı da yaptınız. Evet. Şimdi en önemli konulardan... Yani hocanın anlattığı gibi aslında ne kadar da yeteri kadar olmasa bile Cumhuriyet'ten sonra da hariciye şeyden esinlenmiştir. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun dönemindeki hariciyeden etkilenmiştir. Yani şeyde hatta Lozan'a keşke daha çok götürülseydi falan da gibi laflar da var. Tabii Cumhuriyet'in haricisi giderek çok modernleşti. Ve eskisi gibi de şimdi eskiden şeydi sadece işte Galatasaray ya da Şenzozef'se mezun olanların veya TED Ankara falan diye. Ama zamanla o değişti. Yani şimdi birçok normal halk çocukları da mesela işte bizim Volkan gibi yani Siirt'in bir ilçesinden gelip pekala bir büyükelçi olabilir. Kars Lisesi'nin mezunu var. Kars Lisesi mezunu var. Şey var. Kastamonu'da Memlem Lisesi mezunu var. Yaşar Bey var. Yani o çok değişti. Yani eskiden işte tarif ederken
Kızılay'da koltuğunda lamonta dolaşanlar hariceci olur falan gibi laflar vardı. Onlar hepsi geride kaldı bence. Yani çok şeyin yani son zamanlara kadar bunlar biraz dışarıdan çok adam atadılar ama aslında en iyi yetişmiş, vatansever, yetenekli bir bakanlıktır orası. Evet, yani, öyle icap ediyor. Yani bir askeri şey disiplin var zaten bakanlığın. Ya evet, sivillerin içinde onu bir anlatmak lazım herhalde. Ağır koşullarda çalışıyor. Çok ağır koşul. Şimdi yani bir insanın büyük elçi olması öyle işte lisan biliyor falan filana değil. Yani yazacak. Üniversite bitirdikten 20 yıl sonra büyük elçi olabiliyor. Hı-hı. Çünkü başlıyor önce aday diplomat olarak. Sonra bir yurt dışına gidiyor, geliyor. Onlar hepsi bir şey öğretiyor. Yani nasıl not tutulur, nasıl hitap edilir. Bunlar her dönem böyle ve bir insan 44-45 yaşından önce normal olarak büyük elçi olamıyor. Bir sürü şey oluyor. İçinde başkatiplik sınavı oluyor ayrıca falan. Böyle bir şey. Ve yani ben 3 sene onlarla beraber çalıştım. Çok yararlandım. Yani onları gördüm. Vatanseverliklerini, Türkiye sevgilerini çok yakından izledim. Çok önemli şeyler de mesela bazı şeyler unutuluyor. Daha Sovyetler Birliği dağılmadan, hı hı, bütün cumhuriyetleri tanıyan ilk ülke Türkiye'dir. Biz 16 Aralık 1991'de tanıdık. Sovyetler Birliği'nin resmi dağılımı 21 Aralık 1991. Yani arada 5 gün falan var. Bir de başka bir şey de var. NATO ülkesiyiz, üyesiyiz. Küba'yı hep tanıdık. Tabii. Küba'yı hep tanıdık. Amerika ile şey yaptığında bile her zaman orada büyük elçiliğimiz vardı mesela. Şimdi tabii Avrupa Birliği'ne gelince mesela Amerika Yunanistan'la Türkiye'yi hep beraber gözetmiş. Beraber NATO üyesi yapmış. Yardım ederken askeri yardımında ona 7. Yani Türkiye 10, öbür ona 7. Vermiş. Bunun tek istisnası Avrupa Birliği üyeliği. Avrupa Birliği üyeliği de aslında bir önemli şeyi de var benim başımdan geçen. Tevfik Saracoğlu rahmetli Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Topluluğu nezdinde büyük elçi. O sırada Yunanistan başvuru yapıyor. Tam üyelik için. O bürokratlar alt kademe bizim büyük elçi diyor ki bakın onlar başvurdu, siz de başvurun. Galiba burada Gian Paolo Papa ayetin Ankara şeyi o çok ısrar etmişti. Evet, hep sıra etmişler şeye. Ya bir şey yapmayın, bir dilekçe verin, hiçbir şey sormuyorlar. Yani yok işte Kopenhag kriterleriymiş, yok bunlar hiçbirisi yok. Hiçbiri yok daha. Sadece bir dilekçe mi? Sadece bir dilekçe başvuru, o kadar. Bizimkine de söylüyorlar. Devamlı yazıyor, orada da MC hükümeti var. Hı hı. Devamlı şey bekliyor, talimat bekliyor. Herkesten talimat bekliyor. Büyük bana telefon etti. Dedi ki sen Yüksek Planlama Kurulu'nda bunları görüyorsun dedi. Ya bir şey istemiyorlar dedi. Bir şey vereceğiz. Yani bir dilekçe başvuru yapacağız dedi. Şeye gittim ben. İsmet Sezgin o sırada Bütçe Plan Komisyonu Başkanı. Dedim ki yani ben İhsan Sabri Çağrı'ya geldi. Demirel'de şey taraftarı, Avrupa Birliği taraftarları. Niye bir talimat gitmiyor diye. Dedi ki bana, sizin müsteşar dedi, kapı kapı dolaşıyor, bunu imzalamayın diye. Yani bir Türkiye şey gidiyormuş, bir de şeye gidiyormuş, Erbakan'a. Bunu imzalamayın diye, müsaade etmeyin diye. Yani risk alıp... Müsteşar kim? Risk alıp, onu söyleyelim. Hadi risk alıp yapamadılar. Müsteşar o dönemde Turgut Özal değil mi? Turgut Özal'dı. Yani birine işte din elden gidiyor, birine de Türklük elden gidiyor gibisinden. Yani 1975 yılında aslında... 75 yılında tabii o zaman da. Yani bir dilekçeye bağlı AB üyeliği tabii, ama tamamen bunu öyle. İçeride Ankara'da engelleyen de... Bugün biz Avrupa Birliği üyesi olmuştuk ya.
Ama olmazsak sonra bile Yunanistan'ı çekecek. Ya Yunanistan'ı da yapmayacaklardı. Yani, ya ikimizi beraber yapacaklardı. Gian Paolo Papan dedi oymuş. Yani evet evet. Bu tabii. Yani ya başımızın şimdi derdi ben, oldu herifler. Son Orta Asya gezisinde Turgut Bey'e bunu sordum. Dedim ki siz dedim 75 yılında kapı kapı dolaşıp başvuruyu engellediniz. Sonra 87'de tam üyelik için başvuru yaptınız dedim. Ha. Nasıl izah ediyorsunuz dedim. Birincisi yanlıştı dedi. Efendim bu kelimeler telafi edecek bir kurtarmaz şey değil dedim. Yani. Bir kelime yani yanlışla kurtarılacak gibi bir şey değil. Önemli bir olaydır dedim. Bugün Türkiye ya mutlaka üye olmuştu Türkiye'de. Ya da Yunanistan olmayacaktı, biz de olmayacaktık. Öyle bilmem yanlıştı, hataydı falan demekle bu telafi edilemez. Türkiye'nin kaderiyle oynanan bir olaydı dedim. Yani evet, sizin başkaları da var öyle galiba. Tabii çok çok var öyle. Sonra da şampiyon oldular Avrupa Birliği şeyinin, AB'nin. İşte o şaşırtıcı gerçekten yani 80'li yıllarda, ama 90'lı yıllarda. Ama işte yani ters bir şey Türkiye'de birçok şeyleri o yolla halledildi. Yani silahlı kuvvetlerin etkisinin azaltılması vesaire gibi. Avrupa Birliği'ne giriyoruz diye bazı kanunları ona göre değiştirdiler. Ama sonra Avrupa Birliği'yle tümüyle uzaklaştık. Yani anım var. Ankara Anlaşması imza ederken İsmet Paşa Başbakan'dı. Evet. Biz planlamaya yeni girmişiz. Arkada oturuyoruz biz de. Yüksek Planlama Kurulu toplantısı yapılıyor. İlgili bakanlıklar da çağrılmışlar. Sanayi Bakanı diyor ki gümrük birliği olursa yeni sanayi kuramaz gibi mevcutlara da rekabet edemez diyor. Maliye Bakanı diyor ki en büyük vergi kaynağımız o zaman gümrük vergileri. Katma değer falan yok o zamanlar. Bütçe zor yaparım diyor. Planlama ben plan yapamam diyor falan. Dışişleri bir evet diyor. Bir ara tabii İsmet Paşa da başbakan bir sürü şey konuştu. Sonra dedi ki Ziya Mezunoğlu da bizim müsteşarımız, planlama evet. Müsteşarı. Bu teşkilattan istendiği zaman çıkılabilir mi dedi. Avrupa Ekonomik Topluluğu'ndan bahsediyoruz. Avrupa Ekonomik Topluluğu o zaman. Birbirine baktılar herkes. Ziya Mezunoğlu dedi ki efendim yani kimse zorlayamaz tabii. Çıkılırsa çıkılır dedi. O zaman dedi ben bu trene bineyim. Sizin dediğiniz olursa siz inersiniz dedi. Ben de Feyzoğlu'nu yakından tanıyorum. Feyzoğlu Başbakan Yardımcısı yanında oturuyor. Evet. Gittim dedim ki hocam dedim yani bu kadar şey konuşuldu dedim. İsmet Paşa sonunda ben bineyim size inin falan dedi. Dedi ki bu Cumhuriyet kadrosunu iyi anlamanız lazım dedi. İsmet Paşa dedi Cumhuriyet'in bu kadrosu Türkiye gibi bir ülkenin Müslüman dünyaya yakın, Orta Doğu'ya yakın İslam bir Müslüman ülke böyle bir ülkenin çağdaşlaşması ancak Batı kurumlarıyla üyelikle güvence altına alınabilir dedi. Yani İsmet Paşa için bir tane sanayi kurulmamış falan önemi değil dedi. Bunlar için bu kadro için çağdaş Türkiye'nin ancak bütün Batı'nın kurumlarına girerek olabilir. Onun için onu böyle öyle önemli görüyor dedi. Yani bunu anlamanız lazım dedi. Bu önemli kuşaklar aslında değil mi Sayın Başkanım? Yani bir Cumhuriyet'in kurucu kuşağı var. İşte ardından gelen bir DPT'liler kuşağı var. Şimdi zannediyorum hani 1980'lerden sonra da başka bir kuşak aslında geçerli. Başka dünyalar, başka akıl dünyaları. Ama o akıl dünyaların içinde şimdi siz bürokrat olarak 1977'ye kadar çalıştınız. Sonra 1990'larda bu sefer siyasetçi olarak dışişlerinin başına geçtiniz, baş diplomat olarak. Şimdi mülkiye hocası olmaktan mütevellit devamlı teşviki mesaimiz tabii var hariciyecilerle. Şimdi şöyle, sizin için hep şu söyleniyor. Bakanlığa gelmiş geçmiş en çok sevilen bakan. Ne buldunuz orada? Bir de nasıl bu kadar sevdirdiniz kendinize? Yani bir dışişlerinde bir yani şeyi vardır ya, bir aslında, aksiliği vardır hayır, aslında değil, ben, bürokratik olarak. Ben o bakanlığı tanıyordum. Yani o zaman çoğunluğu mülkeliydi. Onlar orada tanıyordum.
O zaman öyle. İkincisi, ikincisi Gündüz Ökçün rahmetli Dışişleri Bakanı'ydı ama hep dışarı gittiğinde vekaleti ben yürütüyordum. O insanları çalışmalarını da biliyordum. Şöyle başladım aslında. Yani bu Sovyetler Birliği dağılmamış daha. Ne yapacağız diye bizim oradaki büyükelçiyi de çağırdık. Bütün üst düzey beraber toplantı yapıyoruz. Ben ilk şöyle başladım. Dedim ki benim gibi düşünenlere benim ihtiyacım yok dedim. Benim gibi düşünmeyenlere benim ihtiyacım var dedim. Oradan mesela arkadaşlar açıldılar ve Ermenistan'ı tanımayalım diyenler mağlup oldu. O görüşmelerden sonra Ermenistan'ı da tanıdık. Diplomatik ilişki kurmak başka bir şey. Bir de ben yani çok kaliteli bir kurum diye gördüm ben. Çoğunu da tanıyorum, biliyorum. Mesela şunu yapıyordum ben. Biraz bürokrasiden geldiğim için biliyorum da, tanıyorum da. Yazı geliyor mesela. Ben müsteşara dedim ki, bu yazıyı yazan var ya dedim, kimse o. O mutlaka gelecek. Ondan sonrasını sen düşün dedim. Yani kimi istiyorsan çağırabilirsin. Şimdi o öyle bir etki yaptı ki, ben mesela sonradan birçok arkadaşları gördüm. Dediler ki, sizden sonra ben hiç bakanı yüzü görmedim. Hiç bakanın yanına git çıkmadım dedi. Onlara sahip de çıktım. Bak mesela bir kanun çıkarttım ben. Üstelik de meclisin tatile gideceğinin son gününde, 12'de meclis tatile giriyor, bir personel kanunu çıkarttım. Yani onların mali durumlarını düzeltecek ciddi bir kanun da çıkardım. Büyük bir çabayla çıkardım. Mesela bütün partilerin genel başkanlarıyla görüştüm. Fazla konuşmayın. Bu saat 12'de bitecek bu kanun diye. Ve öyle oldu hakikaten. Yani ben severek çalıştım onlarla. O bakımdan bugün de hala yani onlarla ilişkimi sürdürüyorum. Ben bütün büyük elçileri ismen biliyordum, kim nerededir falan diye. Evet. Bu herhalde kuşağa ait bir şeydi galiba. Okulun verdiği bir şey. Eskiden mülkiyeliler girerdi. Çok az istisnayla 18-20 kişi girer. İçinde 1-2-3 hukuk mezunu ve Avrupa'dan okuyup gelen biri bulunur. Genellikle mülkiyeliler girer. Öyle, evet, yani öyle. Okuldan arkadaşlarımız. Bakın, mesela bizim için uzun zaman talebelerimiz ve arkadaşlarımız. Şimdi öyle bozdular ki. İmtihanı bozdular. İmtihanı bozdular. Şimdi bu Tunç Ödül'ün kitabında tabii, gördüm tabii, imtihanı bozdular. O imtihan nerede? Bu şimdi ve yapılan nerede? 450 kişi FETÖ'cülükten atıldı. O işte baş kitap etti, atılıyor tabii, ama. Tabii. Yani o bu kuruma hakaret. Yazık, yazık oldu gerçekten. Yani o, çünkü akameti uğratıyor aslında akışı ve geleneği. Yani ilahiyatı falan koydular oraya. Lisanı öğretiriz diye. Lisan öğretiriz diye konmaz. Yoksa nereden gelirse buyursun ama yani lisan öğretilir mi orada hizmet için şeyde olacak şey. Sonra biliyorsun hizmet içinde lisan öğretecek tek bakanlık İçişleri'ydi. Şeydi Galip Bey öyle bir kanun çıkar, tabii, nizamname şey tabii, biliyorsunuz 3 sene çıkıyorlar. Şimdi 3 sene İngiltere'ye yolladılar. 3 sene dayanamadılar, birer yıl çıkıyorlar, öğrenemiyorlar. Şimdi Cumhuriyet öyle sağlam ilke koymuş ki mesela ben Dışişleri Bakanı yaptım, Başbakan Yardımcısı yaptım, Meclis Başkanı yaptım. Ben Türk bayrağını taşıyamam arabamda. 3 makam vardır Cumhuriyet'in koyduğu ilke. Bir Cumhurbaşkanı, Büyükelçi ve Vali. Ne diyor biliyor musun? Sen devletin valisisin. Tabii. Sen devletin büyükelçisisin. Devletli büyükelçi. O yüzden şimdi istisnai tabii ki dışarıdan da yapılabiliyor ama sayılar o kadar arttı ki şimdi 30 kişi falan var. Yani Washington, Pekin. Tokyo, Tahran. Ondan sonra birçok yerler var böyle. 28-30 kişi. Ne pek yerler.
Olacak şey değil yani. Vallahi Sayın Başkanım, şimdi İlber Hoca'yla sizi beraber şimdi dinlerken en çok dikkatimi çeken şey, belki hani kıymetli izleyicilerin de, böyle bir tarih programında yakın tarihten bahsediyoruz işte. En önemli unsur şu herhalde, herkesin herkesle konuşabildiği, herkesin herkesle iş yapabildiği. Mesela işte siz 75 yılında İsmet Sezgin'e gidiyorsunuz, o Adalet Partisi'nde. Siz Demokrat DPT'desiniz. Soruyorsunuz işte, Özal zaten arkadaşınız, DPT'de beraber çalışmışsınız, Demirel orada, Türkeş size iyi ki kurmuşum DPT'yi diyor. Demek ki bu Türkiye'nin aslında bir kazanımı, birazcık bu zarafet, tabii, kentlilik, insanların birbiriyle konuşabilmesi. Tabii. Siz de siyasette en çok herhalde bunu temsil eden karakterlerden birisi oldunuz. Yani bakanlıkta da hep şu anki bakanlık mensuplarının yani, sitayişle bahsetmesi bir yana... Siyasette de böyle bir şey var. Tabii ben onun yani o insanlara, insan ilişkilerden yararını şöyle gördüm. 1950'den beri meclis başkanları birinci partiden seçilir. Hı hı. Seçilmediği zaman da bazen kriz çıkar. Hep öyle olmuştur. Ben istisnayım. Ben meclis başkanı seçildiğim zaman Cumhuriyet Halk Partisi 5. partiydi. 49 milletvekili vardı. Ben 373 oyla seçildim. Demek ki bu kapsayıcı olunabiliyor ben aslında. Ben insanları insan olarak gördüm. Hı hı. Yani mesela ben başbakan yardımcısıyken Mehmet Keçeciler, hı hı, Konya Belediye Başkanı olarak bana geldi. Bir sorunu vardı, çözdüm. Dedi ki bana hangi partiden olduğunu sormadın dedim. Ben partinin bakanı değilim. Ben Türkiye'nin bakanıyım. Senin de bakanınım dedim. Yani hep böyle çalıştım aslında. Geçiciler ne enteresan biliyor musun? Çok, ülkeye mi? Geldiğinde Yüksek İslam Enstitüsü mezunuydu. Öyle mi? Onu yani mufti ben olabilirdi. Geldi kaymakamlık yaptım bilmiyorum. Şeye gitti. Kızı da talebemiz, mülkiyeli. Onu bilmiyordum, Keçeciler'in kızının bizden olduğunu. Fakat şey var Sayın Başkanım, işte bu bir şekilde aslında o DPT'nin mesela beraber çalışma kültürü, işte mülkiyeliyle mühendis çalışıyor. Tabii i̇şte, canım. Sırtını koridora vererek geçen bir Demirel'le sonra ahbap oluyorsunuz. Onu size söylediği bir cümle var. Ben onu çok, siz bana aktardığınızda çok gerçekten etkilenmiştim. Cumhuriyete dair söylediği cümle. Bana dedi ki, yani ben çok dostluğum oldu son zamanlarda. Dedi ki, ya Hikmet dedi, Cumhuriyet benim, Cumhuriyet sensin dedi. O ne demek dedim. Ben İslamköy'den geldim dedi. Başbakan, Cumhurbaşkanı oldum. Sen Diyarbakır'ın elektriği olmayan bir ilçesinden geldin. Meclis Başkanı, Dışişleri Bakanı oldun dedi. İşte Cumhuriyet budur dedi. Hiç unutmam. Bu Cumhuriyet budur dedi. Bu Cumhuriyet işte. Ben de öyle, hakikaten de öyle dedi. Şimdi ben, abim burada işçiydi makine kimyada. Benim olduğum yerde ortaokul yoktu. Bütün kurumlar bir tek kuruş para harcamadan en iyi işte 4. Cebeci Ortaokulu'nda, Ankara Atatürk Lisesi'nde, ondan sonra Atatürk Lisesi, Mülkiye'de bizim zamanımızda bir tek tekstillere para veriyorduk. Tekstil çıkınca. Onun dışında hiç para harcamadık. Ve en iyi okullarda okudum ben. Yani işte beraber okuduk şeyde. Tabii hepsi şey, devlette. İşte Cumhuriyet zannediyorum bir yandan bu imkanların tanınması, ama bir yandan da bu imkanların tanındığı insanların birbirleriyle iletişim kurmayı devam ettirebilmesi oluyor. Tam ülkede bu çok vardır. İşte, Hasan çok Celal Güzel'le bilmem Uluç Gürkan okuldan kalma şeye benzer. Avusturya'da sağcılar, solcular tabii birbirini yediler. Ne zaman ki işte Hitlerizm falan geçti, hepsi hapishanede ahbap oldular gibi. Böyle bir şey bizde de o olmuş, ama yani mektepte bunun havası değişik oluyor. Bak tabii, Ortadoğu'dan tabii daha farklı olur mülkiyenin hocam, yani küçük bir yer çünkü. Hocam, Sayın Başkanım, kapatmam gerekiyor. Yönetmen arkadan artık çok fazla uyarıyor. Şöyle kapatalım mı o zaman? Tarih bilen insan medeni olur.
Medeniyet tarihin tarih temelidir. Ama yani bizim şey, bizim ikilimizin şeyi bitmez. Daha kaç program yapabilirsiniz? Yapalım kıymetli başkanım. Sağ olun, şeref verdiniz. Sağ olun. Sayın hocam çok teşekkürler. Yani ben de hocayla olmaktan büyük zevk alıyorum her zaman. O şeref bize ait. İyi ki varsınız gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye adına ne güzel sizlere sahip olmamız. Yani güzel bir sohbet oldu. Ekrana bakıyorum da daha genç görünüyor benden. Halbuki aramızda 10 yaş fark var. Yani yarışırsınız. Yarışırsınız ama yani bu gençlik bize lazım dedi ya başkanım. Cumhuriyet gençlik zaten hocam yani. Efendim çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Önümüzdeki hafta Perşembe günü yine 23.15'te görüşmek dileğiyle.